Değerli izleyenler, bu yıl 23.sü düzenlenen Adana Film Festivali yine renkli görüntülere sahne oldu. 12 filmin yarıştığı festivalin perde arkasında yaşananları ve özel röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu. İyi kadın oyuncular da bana bir şey çıkmadı. Hangi olay Ayşegül Aldinci hüngür hüngür ağlattı? Festival alanı nasıl bir anda kebapçıya döndü? Ben daha yemedim kebap. Şalgamlı kebap için koşturduk geldik. Ben Adana kebap da çok seviyorum. Adana Altın Koza Film Festivali'nden çok özel görüntüler ve röportajlar Magazin 8'de. Ben hayatımda her aldığım ödülü hak etmişimdir. Bu yıl 23. kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali Yıldız Yağmuru'na sahne oldu. ...19-25 Eylül tarihleri arasında festivalde yarışan 12 film binlerce kişi tarafından izlendi. O filmlerden biri de Cem Yılmaz'ın başrolünü üstlendiği İftarlık Gazozlu. Dur bakayım. Gazoz içenin kafası çalışacak. İftarlık Gazoz'un gösterimi var. Birazdan seyircimizle izleyeceğiz. Cem Yılmaz tüm ciddiyetiyle lafa girmişti ki filmin yönetmeni Yüksel Aksu hemen arkasında belirdi. Arkada şöyle duralım biz de. Yüksel Aksu da tam formundaydı. Yanında Cem Yılmaz da olunca kahkahalar sinema salonunu çınlattı. Kebabımızı yedik, daha da yiyeceğiz. Birkaç gün şalgam ve kebap için koşturduk geldik. Sanat değil yani esas mesela. O sonraki şey. Bunlara mı ne diyorum? Ben daha yemedim kebap. Malum Cem Yılmaz Gora'nın devamı niteliğinde Arif ve 216'nın hikayesinin anlatıldığı bir filmin hazırlığı içinde. Ama filmi çeksek de festival bizim için hayal diyor. Önümüzdeki sene evet bir film çalışmam var ama ben yani başka tür bir film yapıyorum. Yani bu festivalde yarışacak bir film olacağını zannetmiyorum. Tüm ekip İftarlık Gazozu festival seyircisiyle birlikte bir kez daha izledi. Gerçekten güzel reaksiyonlarla beraber izledik. Bizim oturduğumuz sırada bir abi zaten aynı zamanda da izlerken betimliyordu sağ olsun. Bak gazozu açacak şimdi falan. Film gösteriminin ardından ünlü komedyen İftarlık Gazoz'un çekimlerinde yaşadıklarını da ilk kez anlattı. Beni işte ikna olmadılar yani o televizyonda gördükleri adam olduğuna. Ya sen Karabörtlen Ali Rıza değil misin? Senin bir şeyin kamyonun vardı. Öyle değil mi falan dediler. Yani ikna edemedim bir türlü yani ben bir artist olduğumu. Tek omuzlu sarı elbisesi ve etrafı incilerle çevrili halka küpeleriyle şıklık yarışına dahil olan ünlü oyuncu Vilma Yıldız, film festivaline ikizleriyle birlikte gelmiş. Onları evde bırakmaya vicdanı el vermemiş. İkizleri burada. Buradalar. Tabii ki. Yani hep getiriyorum zaten onları bıraktığımda her zaman benim vicdanım. Az önce arabada konuştuk yani bir annenin vicdan her zaman konuşuyor. Vilma Yıldız çocuklarından söz ederken üstü kapalı şekilde eşi Kerem Göğüş'e de bir mesaj gönderdi. Çalışıyorsunuz, bir de annesiniz. Bu gerçekten çok zor. Ama tabii ki babası da önemli. Yani aslında onun aynı vicdan olması gerekiyor. Sadece Cem Yılmaz ve Yüksel Aksu'nun değil, Vilma ailesinin de aklı kebaplarda. Ben Adana kebap da çok seviyorum ama şimdi işte yeni bir şey yani bici. Söz verdiler bu akşam deneyeceğiz. Ödül töreni 66 yaşında kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan usta oyuncu Tarık Akan'a adanmıştı. Festival bu görüntülerle başladı. Tarık Akan önemli bir figürdü aslında. Taklit edilebilecek ya da örneğine az rastlanacak bir figür. Bu duygusal açılışın ardından Ayşegül Aldinç sahneye çıktı. Siyah deri elbisesi içinde göz kamaştıran Ayşegül Aldinç, çocukluğuna dair bir anısını da anlattı. Türk sineması bir anlamda beni ben yaptım. Zeynep Demircioğlu'yla Sazlı Barış'ın oynadığı bir filme gitmiştim. Ve bu şarkıyı söylüyordu. Gözlerim ona bir doğdu. Adettir burada. Peynir galiba.
Ceyda Düvenci ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde açıklanan ilk ödüllerden biri izleyici ödülüydü. Sahibi ise Cem Yılmaz'ın başrolünü paylaştığı iftarlık gazozu oldu. Ben yalnız küçük uyuyorum. Ben babamın kanatlarında oynadım. Ona bir tekrar baktırabilirim. Cem Yılmaz sahneye çıkar çıkmaz eğlence başladı. Ay, kaynamış olabilir. Tekrar bir bakılırsak. Abi o... Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk olarak onur ödülleri sahiplerini buldu. 1961 yılından bu yana sahnelerde olan usta oyuncu Ayla Algan, onur ödülü alan ilk isimdi. Şimdi ben hayatımda her aldığım ödülü hak etmişimdir. Bu bana böyle iltifat gibi geliyor, anladın mı? Festivalden onur ödülüyle ayrılan bir diğer usta isimse Yeşilçam'ın efsanelerinden Murat Soydan'dı. Onur ödülü almak da çok mutluyum. Çünkü çok büyük ödül bu onur ödülü. Festivalde Reha Erdem'in Koca Dünya filmi en iyi film ödülünü alırken usta oyuncu Menderes Samancılar Tarık Akan'a adanan Tarık Akan en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.